Bir yılı daha geride bırakıyoruz ve 2024 yılının sonlarına gelirken yeni yayın döneminde yapımlar merak konusu olmuş durumda. Bugünkü videoda Kasım ayı sonundan başlayarak önümüzdeki sene yani 2025 yılı içerisinde Netflix Türkiye'de yayınlanacak yapımlara hep beraber göz atıyoruz. Öncesinde yerli yapımlar, ardından da yabancıları sıralıyoruz. Hız kesmeden hemen ilk yapımla başlayalım. Ben konuşmaya gelmiştim. İlk yapımımız önümüzdeki günlerde 28 Kasım'da yayına giriyor. Ahlaki değerleri güçlü bir şoför olan Asaf, trajik bir trafik kazasının ardından gizemli bir dünyanın içine çekilir. Yönetmenliğini Özgür Önürmen'in üstlendiği dizi, başrolünde Cihangir Ceyhan ve Burçin Terzioğlu'nu bulunduracak. Bir itiraf videosudur bu. Benim ismim, cismim, kim olduğum bellidir. Seren Yüce'nin yönetmenliğinde çekilen Kasaba, yıllar sonra bir araya gelen iki kardeş ve çocukluk arkadaşlarının çalıntı bir servet bulmaları sonrasında yaşadıkları olayları anlatıyor. Bir yanda aile bağları, diğer yanda hırs ve suç. Kasaba bu unsurları bir araya getirerek heyecan dolu bir hikaye sunacak. Katalog'da bizi neler mi bekliyor? Saç bitirir mi? Gupse Özay'ın başrolünde olduğu ve ilk dizi projesi olan Platonik, Alaçatı'da bir butik otel işleten anne ve kızın, yakışıklı bir gencin onları satın almak istemesi sonrasında yaşadığı eğlenceli olayları anlatıyor. Bu hikaye, aşk, aile bağları ve hayallerin birleştiği eğlenceli bir dizi olarak izleyiciyle buluşacağı günü bekliyor. Merhaba, ben Erdem Kaynarca. Büyükada'da doğan Lefter'in futbolculuk yolculuğunu ve efsaneleşme sürecini anlatacak olan filmde Erdem Kaynarca ve Deniz Işın gibi oyuncular yer alacak. Hadi buyur başla. Bahsedelim. Meriç Acemi'nin yazıp yönettiği yapım, Osman adında bir adamın sıfırdan başlayıp büyük bir başarıya ulaşmasını ve Nihal adında varlıklı bir kadının ailesinin temsilcisi olarak hayatına dahil olmasını konu alıyor. Dizi, ilişki, eski para ve yeni para arasındaki çatışmayı gözler önüne sermeyi hedefliyor. Hayal kurup şeyleri yaşadığın, deneyimlediğin bir yaştasın. Sen? Selman Nacar'ın yazıp yönettiği bu yapım, İstanbul'a yeni taşınan Zehra'nın Nesrin ile tanıştıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini konu alıyor. Zehra'nın gerçek kimliğini bulma çabası ve İstanbul'daki maceraları izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Açın kapıyı! Komedyen Gupse Özay animasyon dünyasına adım atıyor ve ilk animasyon projesi Gupi'yi seyirciyle buluşturuyor. Gupi ailesiyle yeni bir apartmana taşınan genç bir çocuğun yeni arkadaşlarıyla yaşadığı maceraları konu alacak. Gupi ve arkadaşları Sepi, Beto ve Papi ile birlikte eğlenceli ve komik bir yolculuğa çıkarlar. Aynı zamanda Gupse Özay'ın da seslendirdiği karakterler ve yaratıcı hikaye ile bu animasyon çocuklar ve yetişkinler için keyifli bir seçenek sunacak gibi duruyor. Herkese merhaba, ben Gökçe Bahadır. Erdem Şenocak. Onur. Selin Yenince, Pelin Karahan, şu an Geleceğe Mektuplar setindeyiz. PTT'nin aynı isimli kampanyasından ilham alınarak hazırlanan bu dizi, 2003 yılında öğretmen Fatma'nın verdiği ödev üzerine gelişiyor. Mektupların 2023'te sahiplerine ulaşmasıyla olaylar devam ediyor. 2, 1, oyun. İlk günümüz, ilk sete çağrılışım. İlk sahnemi çekeceğim, çok heyecanlıyım. Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu dizinin ikinci sezonu yeni dönemde seyirciyle buluşuyor. Leyla bu sezonda Ömer'i hayatından çıkarmaya karar verecek ve yeni bir ilişki başlatacak. İlişki ve yaşam üzerine derinlemesine bir analiz sunacak olan bu yapım, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Bu ülkenin tam kalbinde kapanmak bilmeyen bir yara var. Birce Akalay'ın başrolünde olduğu Mezarlık dizisi de ikinci sezonuyla geri dönecek olan yapımlardan. İstanbul'da kadın cinayetleriyle mücadele etmek üzere kurulan Özel Suçlar Biriminin başındaki başkomiser Önem Özülkün'ün mücadelesini anlatan dizi, izleyiciyi suç dünyasının derinliklerine sürüklemeye devam edecek. Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'i başrolünde göreceğimiz dizi, aşkı kaybeden ve aşk hastalığına yakalanan insanları tedavi eden Cem ile aşkla dünyayı kurtarmaya çalışan Hazal'ın hikayesini anlatacak. Bir diğer yapımımız Yavuz Turgul yönetmenliğinden geliyor, Ayrılıkta Sevda'ya dahil. Tefeci bir ailenin işlerini yürüten Kemal'in borcunu tahsil etmek için harekete geçmesiyle başlayan aşk dolu bir mücadeleyi izliyor olacağız.
Ünlü komedyen Ata Demirer'in ilk dizi projesi olma özelliği taşıyan bu yapım, ünlü spor bahsi yazarlarından İhsan'ın ve iş insanı Refik'in ruhlarının maceralarını konu alacak. Ata Demirer'in başrolünde de yer alacağı bu yapım, mizah dolu anlar ve derinlemesine karakter çözümlemeleriyle seyirciyle buluşmayı bekliyor. Yıllarca süren zorlukların ardından yeni bir hayat kurmaya çalışan Barı'nın hikayesinin anlatıldığı bu filmde Mert Ramazan Demir ve Ercan Kesal gibi isimler rol alıyor. Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, 1970'lerde başlayan ve yıllar süren bir aşk hikayesini konu alıyor. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir'in başrolünde olduğu yapım, 2026 yılı içerisinde izleyiciyle buluşmayı planlıyor. I think I'm getting framed for murder. Şimdi yabancı yapımlara geçtik. Bu yapımda Poconos ormanlarının derinliklerinde bir cesetle karşılaşan bir medya uzmanı, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan kötü şöhretli bir adamın cinayetiyle suçlanıyor. Yerli yapım Asaf ile aynı günde, yani 28 Kasım'da yayında olacak. Even before I got into a car, I already knew I was born to race. 6 bölümden oluşacak olan bu mini dizi, Brezilyalı pilot Senna'nın inişli çıkışlı kariyerini anlatırken hayatı ve kişiliğine de değinecek. 29 Kasım'dan itibaren Netflix'te bulabileceksiniz. Good evening. My name's Sam. Did I tell him? Yeah, try not to say half of your old name. 5 Aralık'ta yayına girecek olan bu dizide bir siyasetçinin eşi rolündeki bir casus, sevgilisinin öldürüldüğünü öğrenince eski bir suikastçı dostuyla birlikte gerçeğin ve intikamın peşine düşüyor. Zamanın ötesinde bir kasaba olan Makonda'da aşk ve unutulmuşlukla baş etmeye çalışan Buendia ailesinin 7 kuşağı ne geçmişlerinden ne de yazgılarından kaçabiliyor. 100 yıllık yalnızlık 11 Aralık'ta Netflix'te. This is the way the world works. There's people in control and there's people that listen. I'm the guy. 10 dakikada herkesi kurtarmak zorunda kalan adamın hikayesinin anlatıldığı Kabin Bagajı, 2022 sonlarında çekilen ve 47 milyon dolarlık bütçeye sahip bir film ve 13 Aralık'ta yayında. 진심으로 환영합니다. 여러분들은 매 게임이 끝날 때마다 투표를 통해 그때까지 para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. Oldukça ses getiren yapımın ikinci sezonu 26 Aralık'ta yayında olacak. Okay, you know that I love our life. What? Tonight? Yıllar önce bir aile kurmak için CIA ajanlığını bırakan Emily ve Matt, maskelerinin düşmesi üzerine kendilerini yeniden casusluk dünyasında buluyor. Aynı zamanda yeni yılın ilk yapımlarından birisi 17 Ocak 2025'te yayında olacak. It takes a certain kind of person to succeed as a night agent. Acil durum hattına bakan bir FBI ajanı, bir aramayı yanıtlar ve kendini Beyaz Saray'daki köstebekle ilişkili ölümcül bir komplonun içinde bulur. Merakla beklediğim yapımın ikinci sezonu 23 Ocak tarihinde yayınlanıyor. White Wolf. We have a monster problem off our shore. Witcher evreninde geçen bu animasyonda canavar avcısı Geralt, kara ve deniz arasındaki efsanevi bir çatışmaya sürükleniyor. 11 Şubat'ta yayında olacak. You sure you want to do this? Öksüz kalan bir gencin bir robot isyanı sonrasında kardeşini arayışını anlatan bu retro fütüristik macera 14 Mart tarihinde seyirciyle buluşuyor. I'm 2000 years old and I remember when we used to open up the door. İnsanlığın en kötü özelliklerini, en büyük buluşlarını ve çok daha fazlasını gözler önüne seren bu akıl almaz antoloji dizisinin 7. sezonu 2025 içerisinde yayında olacak. I'm the king of dreams. Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı, kendisinden çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkıyor. Yapımın ikinci sezonu 2025 yılı içerisinde geliyor. Camera set. We're about halfway through filming now. Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkıyor. Sevilen yapımın 5. sezonu 2025 yılında yayınlanacak. Müzik.
Bu zamana kadarki en tehlikeli vakasıyla karşı karşıya kalan dedektifin maceralarını konu edindiği yapım 2025'te yayında olacak. Over the past few weeks, I've been hunted. Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız, akademide yeni dostlar ve düşmanlar edinirken ard arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor. Yapımın ikinci sezonu yine 2025 yılı içerisinde seyirciyle buluşacak. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Evet, Netflix'in yeni yılda bizlerle buluşturacağı projelere hep beraber göz attık. Oldukça dolu yapımlı bir dönem bizi bekliyor gibi duruyor. Saymış olduklarım arasında merakla beklediğiniz yapım veya yapımlar var mıydı? Yorumlarda sohbet edebiliriz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.